Ustam camla mı şey yapıyorsunuz onu? Cam en iyi gazete. Niye? Camla gazete arka tarafını görürsün. İlkokul 4. sınıfta başladım. İlkokul 4'te. Okula giderdim, tahta parçasını kemenle yapardım okula kadar. Çantamı verirdim arkadaşlara. Evlam okulun arası 15 dakikadan normal yürünürdü köyde. Her gün bir kemenle yapardım abla tahta parçasından. Geometri dersinden 5 üzerinden 5 alırdım. Diğer dersler hep zayıf. Hoca beni müzik dersinden de herhalde alırdınız hocam. Yok, müzik dersinden alsam kemençe çalardım şimdi. Yani. Evet, kemençe üzerinde ben 3 ayrı kural uyguluyorum. Fizik, aritmetik ve geometri. Bunları kemençede kullanmadığınız zaman istediğiniz sesi alamazsınız. Ben ne dedim? 13 ayrı türde seste kemençe yapıyorum. Şekil aynı ama 13 ayrı seste kemençe yapıyoruz. Bunlar do, do diyez, fa, fa diyez, işte re, re diyez, ince re'ye kadar her türlü kemençe yapıyoruz. Onların boyutları farklı oluyor. Tabii ki tiz, incecik kemençelerde kemençenin boylarını daha düşük tutuyoruz. Boyutları değişiyor. Kalın olunca biraz daha yüksek ve... Kemençede genellikle işte makineleşme ve seri üretimden bahsediliyor. Bugün işte yurdumuza gelip giden birçok insan kemençeyi hem çalabilmek için hem de işte evinin bir köşesinde süs olarak, bir hatıra olarak saklamak istiyor. Tabii ki süs ve hatıra kemençeleri mutlaka fabrikasyon ve seri imalata dayalı olabilir ama bir üstadın kullanabileceği kemençe kesinlikle el işçiliğine dayalı olacaktır ve üstadın elinden çıkmış olması gerek. Makine fazla kullanılmamalıdır. Diyeceksiniz ki neden? Basit bir şey söyleyeyim. Matkap ağacı oyarken kesinlikle sürtünmeden dolayı çıkan ısı ağacın dokusunu bozmaktadır. Peki ustam hiç böyle torna, makine falan hiçbir şey yok mu siz? Kullanmıyorsunuz. Şöyle bir şey var bende. Cerrahi rendem var da şimdi köydeydim. Bu kadar var bu. Cerrahi rendem bir de şu matkap motoru. Bir de köyde atölyem var. Şu ağaçları atölyede şu hale getiriyorum. Yani atölyeden çıkmış hali ondan sonra hepsini elde yaparım. Camla. Yani makine kullanmam desem sen neyle? Doğru. Tamamen elle. Tüm elde yaparım. Ama adamlar maçını da yapaylar mesela. Onun tabii o tabii ben, tadı vermez. Bilmem, ben kimsenin işini de eleştirmeyelim. Benim işim bu. Ayranın bu yarısı su. Ağacın tomruğunu düşün. Tomruk geliyor. Aynı o şekilde ben gidip alıp geliyorum. İşte makinelerle bile bu hale getiriyoruz. Makineler. Koyuyoruz bu şekilde şu an bu kurumaktadır yani. Kurumaya mı bırakıyorsunuz? Şu an bu kuruyor. Şimdi bu kuruyacak, işte bir daha makineye girecek, incelenecek kemençenin. Ne ağacı ustamın? Bu mesela erik ağacı. Bu kaba hali. Kaba hali. Yaşı yan, bırakılması gereken kalınlık, yaş olduğu için. Yaş ne olacak bu şekilde? Bir daha makineye girecek, incelenecek. Özel bir hale gelecek. Hepsi ince hesaplardan milimetre küp hacmi olacak içerisinde büyük kemençede istenilen kalın sesleri verebilmek için hacmi daha büyük olması lazım milimetre küp cinsinden. Yükseklikler farklı oluyor. Bunları kumbaslarla ölçüyoruz. Mikrometrelerle kalınlıkları tespit ediyoruz. Ağacı kaba kısmında bu sesi titreşimi iyi sağlayabilmesi için kalite kaba kullanmamız gerekiyor. Bunlar belli bölgelerdeki ağaçlardan alınıyor. Her kapak, her göğüs denen, göğüslük denen kısma vurulacak, kullanılacak ağaç cinsinin kalitesi %80-90'ları aşağı düştüğü zaman kemençede ses alamaz. Evet. Genellikle biz de üstünde kullanırız. Ama eşikten alt tarafta kullanıldığı zaman kemençe daha volümlü bir ses verir. Yani daha içten, yürekten çalar. Yeniden aşağıda olursa genellikle içeriden böyle volümlü bir ses alırsınız. Yukarıda daha canlı bir ses alırsınız. Yani ama direğin üstünde bazen ve titreşimde hatalar olabilir. Çünkü altı tam destekli olduğu için her kemençede netice vermeyebilir. Bakarsınız ki bir ufak işte parazit var seste.
eşiğiyle sağa sola aşağı yukarı 1 mm, 2 mm hatta 3 mm bazen yarım santimetre oynayabiliriz. Bunu niçin oynarız? Kapak şey olduğu için oynarız. Kapak kemençenin standart ve kalınlıklarına göre frekansla bir farklılık yaratıyor. Ya kalındır ya çok incedir. Biz onu eşiği aşağı yukarı kaydırarak kemençe bütün olarak titriyor ya. En parazitsiz yani pürüzsüz sesi aldığımız noktaya koyabiliriz. Yani bunda ille de can direğinin üstünde olacak diye bir kayıt yok. Hatta kemanlarda bile biraz yarım santimetre kadar filan oynayabilir. İşte yapılmış 8 santimetre, 8,5 santimetre. Burası 9 santimetredir. Üniversitede, akademilerde, kitaplarda 9 santimetre diyor. Burası 9 santimetre olduğu zaman kapak boyu 41 veya 42 santimetre olduğu zaman buradaki 9 santimetrelik klavyede sadece nota aralıkları ayrılır. Yani biraz daha birbirinden uzaklaşır. Ben kendim bu ölçülere ulaştım. Bir de çok eski ustalardan bir tane vardı. O ustamız rahmetli oldu. Çok kaliteli kemençeler yaptı. Mehmet Usta. İrfan Usta'nın ustası. İrfan Usta çok iyi ustalardan biri. Bu kültüre, bu konuya çok Allah yardımcı eylesin. Olmuş bir insandır. Ve tanışmamız işte mümkün olmadı. O yaz ben ona ziyarete gidecektim. Sonra bir duydum. Akyaz. Şimdi bu Mehmet Usta'nın yapmış olduğu kemençelere de baktım. İkimizin de o da çalıyormuş. Hem yapıyor hem çalıyormuş. Yani yaptığımız kemençelere bakıyorum, klavye uzunluğu geldi, ikisi de 8 santimetreye dayandı. Genişleyecektir. Kapağı ne kadar genişletirseniz net ses alma şansınız o kadar düşer. Evet, çok güçlü bir ses alabilirsiniz kemençeden. Çünkü bu içindeki hacimle de alakalı, kapağın, diyaframın titreşimiyle de alakalı. Ama çok geniş bir kapakta çok net bir ses alma şansınız düşer. Ama çok güçlü bir ses alabilirsiniz. Burada ince işçiliği mi başlıyor? Şu anda sıra daha bu henüz kapağı hazır değil. İşte, tesbih olacak. İşte kenar kesim olacak. İnce işçilik burada başlıyor. Yani şöyle kapak yapılmış hali kapak takılacak. Ha, şu hale gelir işte kapak takılır. Yine bu da benim yapımdı. İşte, bu ne ağacı ustacığım? Şu sarmaşık ağacı. Sarmaşık ağacı. Tamira geldi. Yine bizim yapımız. İşte böyle ses delikleri açılacak. İşte köprüleri falan. Şu bile onun köprüsüdür mesela. Bak daha bitmedi. Burası sibariştir. Özel bir sibariştir. Yapılmak üzere daha bitmedi. Tahsin Terzi yazıyor ustacığım bunun arkasında. Evet. Ona mı yapıyorsunuz? Tahsin Terzi'nin sibarişidir. Sağa sola yamulmayacak. Çok kuru ağaç yanıltmaz seni. Yaptığından ses verir. Evet. Diyelim ki ağaç yaştır. Yaptığımızdan bu ötmez. Verdesin önü vatandaşı acaba ondan sonra ötecek mi? Peki ötmez. Doğru. Buradan çıkarken kemende eksüksüz çıkması lazım. Ben yaptığım kemende bir defa full yapılmış 10 gün bekletirim bunu burada eğer zamanım varsa. Ama 50 senedir bu işi yaparım ben. O kadar tecrübe sahibi oldum ki kemendeyi yaptım da terledim değil mi? İyi olup olmayacağını zaten o zaman bilirim ben. Diyelim ki şu kemende biraz yaş ağacı da yaptık da çok mükemmel oldu değil mi? Bu sonradan bozacak sesini. İyinin iyisi olmaz. Bir değişecek bu. O zaman kötü olacak işte. Ötmese daha iyi. Değiştirecek kendini bu sefer ses bulacak. O ters de iyi değil. Beklemesi, bir ses tam ama sesi... Ama yaş ağacı için değilim ha. Peki, kuruysa değil. Beklemeye gerek var mıdır ustam? Yani mesela 2 sene sonra tam sesine oturur. Evet. Öyle midir? Ne kadardır o süre ustam? Ne kadar dursa iyi. Ne kadar dursa iyi.